hata yaptın Şevval. Ulan Onur'la Melisa'nın lafına güvenilir mi lan? Ya onun ipiyle kuyuya inilir mi Allah aşkına ya? Ya oğlum ne yapayım ya? İş kontrolden çıktı. Birine güvenmem lazımdı. Ne yapacak hem Onur en fazla? Ne yapabilir ki? İşte bu. Yani sınıf kinini tetiklemek gibi olmasın ama... kasa her zaman kazanır. Onur demek para demek, sermaye demek. Ya adamlar kendi kurdukları düzeni kurban ederler mi ya? Ha? Ederler mi hiç? Etmezler. Bu işten de bir şekilde çıkar. Benim üstüme basar gene çıkar değil mi? Aynen öyle işte bu. Tetikte ol. Vallahi bak uyurken bile bir gözün açık olsun. Her türlü ihtimali düşün Şebo. Ben sana söyleyeyim. Bütün ihtimalleri düşün. Çok yoruldum abi ben. Çok bunaldım ya. Böyle yaşamak istemiyorum ben ya. Anneciğim. Aşkım. Siz çıkmadınız mı daha? Biz tam çıkıyorduk dedemle de. Kimle konuşuyordun sen? Kimseyle anneciğim. Kimle konuşacağım? Öyle sesli düşünüyorum. Artık böyle yaşamak istemiyorum dedin ama. Sen iyi misin? Ben mutlu olduğunu sanıyordum senin. Mutluyum anneciğim. Mutlu değilim, mutluyum. Gel bakalım. Bazen biz kızlar olabilecek en kötü şeyleri düşünür, ona göre hazırlık yaparız. Mesut abime bir şey yaptı yoksa? Anne biliyorum, aşıksınız. Çok biliyorsun sen. Ama bak, eğer seni o üzdüyse söyle. Ben konuşurum yani. Çünkü artık kimse benim annemi üzemez, tamam mı? Ağlatma beni sabah sabah, tamam mı? Hadi bakalım, geç kalacaksın. Hadi gel, hazırlandın mı sen? Evet Yılmaz. Agacığım durumlar vahim. Elif Hanım yok mu sana kafayı takan kadın? Geldi işte buraya ihbarda bulundu. Demir öldürülmüş. Şebnem Hanım öldürmüş. Sen de ona yardım etmişsin falan. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum bu kadın iyice kafayı yedi ha. Bak iyice zıvanadan çıktı. Vallahi ben de senin gibi düşünüyorum ama kadın kendinden çok memnun abi. Cesedin yerini biliyormuş. Şimdi işte ekiplerle beraber oraya gideceğiz. Cesedin yerini mi? Yılmaz ben de geliyorum neredesiniz? Aman agacım. Aman diyeyim ne olur sen gelme beni de yakarsın. Müdürüm de geliyor çünkü. Tamam. Anlaştık ama beni haberdar et. Tamam agacım. Alo. Alo Şevdan. Yılmaz'la konuştum şimdi. Ne dedi? Elif. Cesedin yerini bildiğini söylemiş. Bir ekip aldılar oraya doğru gidiyorlar. Tamam. Tamam. Gelince konuşuruz. Acele et. Hayrola? Laf mı dinliyorsun? Gece yoktum. Sabah geldin surat beş karış. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun belli değil kızım. Bak başında bir dert varsa bana söyle. Ben yardım edeyim, ben çözeyim. Ne oluyor? Yardım eder misin gerçekten? Cinayet işlemiş olsam yardım eder misin? Şaka mı şimdi bu? Komik mi? Komik değil. Ama gerçek. Ne? Evet. Bu Elif manyağı gitmiş beni cinayetle suçlamış az önce. Elif mi? Ne? Ne? Evet Elif, evet. Uf.
Mesut. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Adam teslim olmalıydı. Ama bir şekilde senin sayende bu mümkün olmadı Şebnem. Herkes için en iyi çözüm buydu, inan. Yapamayız yani, bir anneye böyle bir şey söyleyemeyiz. Aysel bunu bilmemeli. Sonra Ece var, Emre var. Kendini ne zaman düşüneceksin? Mesela biz... Bizi ne zaman düşüneceksin? Benim aklım fikrim hep sende, merak etme. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.